Değerli basın mensupları, dün yılın en kısa ayında en uzun geceyi yaşadık. Kalplerimiz Ramazan ayında ayına hazırlandığımız mübarek bir kalplerimizi Ramazan ayına hazırladığımız mübarek bir gecede başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere milletimizin ocağına ateş düştü. İdlib'de 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. 32 askerimiz de yaralandı. Allah'tan şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifa, şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kayıplarımız büyük, acımız ise tarifsizdir. Değerli basın mensupları, dün gece yaptığımız basın toplantı, MYK toplantısında İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdik. Bugün devam eden toplantımızda da dün akşam başladığımız değerlendirmeye devam ettik. Şu anda MYK toplantımız bitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu konuyu görüşmek üzere kapalı oturumla toplantıya çağırma kararını dün gece almıştık. Bugün de grup başkan vekillerimiz anayasamızın hükümleri doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarın saat 14'te olağanüstü toplanması ve konuyu kapalı bir oturumda görüşmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurdu. Bu toplantı çağrımız anayasamızdaki gerekçelere dayanmaktadır. Bu birlik ve bütünlük içinde yaşanan çok sıkıntılı süreci aşma gayretidir. Öncelikle Türk ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Anayasamıza göre başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılmaz bir bütündür. Meclisimiz onlarca şehidimiz varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna sessiz kalarak hızla olağanüstü toplanmaması düşünülemez. İkinci olarak anayasamıza göre milli güvenliğin sağlanmasının ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. Ulusumuzu derin bir üzüntüye boğan bu meselede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirme görevinin atanmış bakanlar yerine seçilmiş Sayın Erdoğan tarafından yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetine saygının gereğidir. Bu aynı zamanda anayasanın 104 ve 117. maddelerinin de emridir. Yine bu husus ulusça birlik ve beraberliğimizin sağlanması bakımından son derece yararlı olacaktır. Bu nedenle sorumluluk makamı bu bilgilendirmeyi kendisi yapmalıdır. Böyle bir toplantının meclisin olağan takvimine uydurulması yaşananları sıradanlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın meclisin hukukuna sahip çıkmaya, milletimizin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak aklı aramanın önünü açmaya davet ediyoruz. Bizim parti olarak tek beklentimiz budur. Bu konuda yine bugün sorulara cevap vermesi gereken makam hala sustuğundan bugün de soru almayacağım. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.